Merhaba bilgisayar takipçileri. Su arıtma cihazının filtrelerini çıkarttık. Burada değişimden bahsediyoruz. Yeni filtreleri takacağız. 6 aylık filtrelerin hali ortada. Artık çamur bağlamış bu 5 mikronluk. Birinci sıradaki 5 mikronluk filtre. İkincisi karbon filtre. Üçüncüsü de 1 mikronluk. Bakayım bir. Evet, 1 mikronluk küçük filtre sondaki. Bu değişimi yaparken başıma da ilginç bir olay geldi. Bunu zaten ne zaman kırılacak diye düşünüyordum. Bu anahtar kırıldı. Ben de araba motorlarındaki filtrenin sökülmesinde kullanılan bu anahtarla görmüş olduğunuz bu kapları söktüm. Filtre kaplarını. Aynı mantık zaten. Kirlenme oranını şöyle gözünüzün önüne canlanması için göstermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz yeni filtre. Ön taraftakiler yeni filtreler. Arka taraftakiler eski filtreler arkadaşlar. Artık pas mı, çamur mu adına ne derseniz deyin ve çok felaket kokuyor. Pis bir koku var şu anda. Şundan geliyor pis koku. Dolmuş artık bakın yani. Elime falan bulaşıyor yani şöyle yapınca. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi odaklasın. Evet. Yenilerini takacağız arkadaşlar filtrelerin. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi yerlerine monte edeceğiz. Şu görmüş olduğunuz motor yağı filtresini sökmek için kullandığımız aparatla yerine bağlayacağız arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 5'lik filtreden başlıyorum. Evet arkadaşlar filtrelerimizi değiştirdik. Yeni filtrelerimiz takıldı. Birinci sıradaki en sağdaki 5 mikronluk. Ortadaki karbon filtre o da 5'lik. En sondaki de 1 mikronluk beyaz filtreden. Şimdi su vereceğiz arkadaşlar sisteme. Kaçak olup olmadığını kontrol edeceğiz. En sağdaki şeffaf olan kabın içerisinde su dolacak şimdi. Kontrol edeceğiz. Su kaçağı var mı? Şimdilik herhangi bir yerde su kaçağı gözükmüyor arkadaşlar. Evet, tankımızın numarası da açık. Bana arkada kaldığı için gözükmüyor şu anda. Evet arkadaşlar, şu anda bir sıkıntı yok. Şu anda tanka doğru filtrelenmiş su akışı devam ediyor. Evet. Şu anda şu en arkadan gözükmüyor şu anda ama şöyle şeffaf bir boru var. Bu boru drain borusu yani atık su borusu. Filtrelenmiş suyun atığa geçtiği kısım. Evet işlem bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Kaçak yok. Filtreleme işlemi başladı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim. Hoşçakalın.